Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından organize edilen Siber Güvenlik Haftası, Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Siber Güvenlik Sanal Fuarıyla 21 Aralık'ta başladı ve 25 Aralık'ta sona erdi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Bosna Hersek Başbakanı Fadil Novaliç ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Türkiye'nin en inovatif şirketlerini belirleyen İnovalik ödüllerinde geçen yılın şampiyonu Havelsan, aynı kategoride bu yılda şampiyon olmayı başardı. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için düzenlenen protokol imza töreniyle 324 mm torpido geliştirilmesi Orca projesi başlatıldı. Türkiye'den 5 savunma firması, Tunus'a 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ'ın ANKASE İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmercilerin tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, Aselsan'ın elektro-optik sistemleri, Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak ifadelerini kullandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye İnovasyon Haftası'nda yaptığı konuşmada TUSAŞ'ın Arjantin'e uydu ihraç edeceğini söyledi. Havelsan, tüm insansız sistemlerle ortak harekat yapabilme ve dikey iniş kalkış kabiliyetine sahip bulutaltı otonom insansız hava aracını tanıttı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Tunus'la Savunma Sanayi İşbirliği toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.